Haftaya Bakış programında Erkon ve Erzurum günleriyle ilgili konuşmuştuk. Erkon'un Yeni Kapı'da, İstanbul Yeni Kapı'da düzenlemiş olduğu Erzurum günleriyle ilgili konuştuk. Programımızla ilgili ben bayağı eleştiri, bayağı efendime söyleyeyim onunla ilgili yorum aldım. Mutlaka sen de almışsındır. Ama tabii o zaman biz Cuma günü itibariyle programı yapıyoruz. Biliyorsun cumartesi, pazar da vardı. Erkon'un yapmış olduğu, Yeni Kapı'da düzenlemiş olduğu, alelacele düzenlemiş olduğu, apar topar alelacele hızla düzenlemiş olduğu Erzurum günleriyle ilgili tespitlerini soracağım. Zaten pazar günü maça gitmiştin, Evet, Erdal maçtan Cadur. sonra da meydana gittim abi. Yeni Meydana kapı gittiniz. Evet. Peki şimdi bu konuda tabii benden ziyade benim de söyleyeceklerim var ama öncelikle senin tespitlerini ben çok önemsiyorum. İstanbul'daki Yeni Kapı'da Erkon tarafından düzenlenen Erzurum günleriyle ilgili ne gördün, ne tür tespitlerin var? Bunları bir almak istiyorum. evet. Abi şimdi şöyle yaklaşık 2 yıl aradan sonra, belki de biraz daha fazladır, tam süre veremeyeceğim. Bir Erzurum günleri tertip edildi. Yani senin de dediğin gibi kısa bir zaman içerisinde, 10 gün gibi bir Topar evet. zaman içerisinde böyle bir faaliyete girişildi. Zordu. Çünkü ben biliyorum abi, ödül töreni yapmış bir insanım ben. Biliyorsun 6 tane ödül töreni yaptım. Bunun bir ön hazırlık, ön çalışma, yani bu süreçte benim için mesela kendi adıma söyleyeyim 2-2,5 ayımı alan bir süreç. Çünkü ödül alacaklar belirleniyor, onlarla temas, efendime söyleyeyim yer bulma, yani yer bulma derken yani mesela 7-8 tane yer tespit ediyorsun. İçinden bir tanesiyle anlaşıyorsun, konuşuyorsun, pazarlık yapıyorsun ki hepsiyle görüştükten sonra. Yani kısa süreçte olacak işler değil bu organizasyon işleri. Buna rağmen 10 gün süre içerisinde Yeni Kapı'da bir görsel Erzurum, minyatür Erzurum oluşturuldu. Komisyon Başkanı Halil Bey ve ekibi yani ellerinden geleni yaptılar. Şimdi az önce şeye takıldım ben. Zeynel Bey de oradaydı. Kendisiyle ben pazar günü maçtan sonra gittim abi. Görüşme şansım olmadı. Yani Erzurum günleriyle alakalı hayal kırıklığı demiş. Olabilir tabii ki. Bu da Bu onun duruma düşüncesi. Gelip tabii onun katılan bir düşüncesi. insanın tespitleri. Tabii. Bak net Evet. konuşuyorum. Evet. Yani gelip katılan bir insanın tespitleri. Bu Burada önemli Zeynel Bey'e tabii. katılıyorum. Ben de Perşembe ve Cuma günü evet katılım yani azdı. Yani azmış. Ben gitmediğim halde biliyorum yani orada arkadaşlarımız Bana gidenler denilen yok denilebilecek kadar cumartesi de az. dahil azmış. Evet. Evet yani şu da var abi yani şimdi orası bir Maltepe değil. Tabii ki 1,5 milyon insan Erzurum günlerinde Maltepe'de geldiler. Ama Maltepe'nin geçen hafta da belirttiğim gibi ayrı bir özelliği kır alanı olması, oraya Maltepe'den, Kartal'dan, efendime söyleyeyim Sultanbeyli'nden gelen farklı şehirden, farklı kültürden gelen insanların da orada hava almak için, spor yapmak için, gezmek için geldiği bir ortam Maltepe sahip. Bakıyor mesela etkinlik alanına, hepsi 1,5 milyonun hepsi Erzurumlu dinletici itibariyle. Bakıyorlar bir karnımızı doyuralım, bir peynir alalım tarzında bir meydana giriyorlar. Burada öyle bir şey de söz konusu olamıyor abi. Yeni Kapı ulaşımı zor. Efendime söyleyeyim oraya spor yapmak, gezmek anlamında gidilen bir yer değil. Yani bir insan şöyle yapacak, şöyle diyecek. Ben bugün Erzurum günlerine gitmek istiyorum Yeni Kapı'ya. O amaçla yoluna çıkıp Yeni Kapı'ya gidecek. Metro imkanı var. Metrodan sonra da yürüme mesafesi de var abi. O da sıkıntı. Arabası yoksa bir insanın. Böyle aksilikler vardı. Yani cumartesi pazarı gelince abi hafta sonu herkesin önemli beklediği hafta sonu açılış cumartesi günü oldu. Ben açık söyleyeyim cumartesi kalabalığı beğendim ama protokol anlamında
hani protokolün olduğu gün olmasına rağmen daha fazla bir kalabalık bekliyordu. Olmadı ama pazar günü gittiğim gün gözlerimle de gördüm. Gayet kalabalık bir ortam vardı. Esnafın yüzünün güldüğünü gördüm pazar günü ama. Diğer günler sıkıntılıydı, evet. Şimdi burada Özür dilerim. şu var. İsim vermeyeceğim Erdal Codur. Özür dilerim. İsim vermeyeceğim. Yani olmaz böyle şeyler. Off the record konuştuğumuz bir şey. Erzurum günlerine katılan esnafın geri dönen esnafın çok büyük zarardayım. Neden gittim? Çok pişman oldum dediğini kulaklarımla duydum Erdal Codur. Yani biliyorsun şöyle söyleyeyim. 4 günlük bir etkinlik için gidersen gittiğin bir yerde bir gün kalabalığı yakalayıp 3 gün yok denebilecek kadar bir ziyaretçi olunca takdir edersin ki o bir günlük kazanç o diğer 3 günü kapatmayabilir. Böyle bir problem var yani. Tamam. Tamam. Şimdi alelacele yapıldı dedin. Biz de öyle dedik. Alelacele, Erkon aceleniz neydi dedik Ya kısa şeklinde. zaman dilimi içerisinde evet sıkıştı. Evet, sıkıştı. Acelemiz neydi? Neden böyle yaptık? Yani Abi bizim duyduğumuz, bize söylenen en yakın ve mevsimsel anlamda en iyi tarih bu tarihti. İBB tarafından verilen diğer tarihler daha kış aylarına denk geldiği için bu tarihlerde yapılması uygun görülmüş. Tabii komite abi netice itibariyle yönetim var, yönetim kurulu var, başkan var. mutlaka bunu size Onların almış sormamamız olduğu bu lazım ama karar. biz tabii senden yorum bekliyoruz. Takdir edersin Heh. ki yani sana bir Hem şu var, sen bana hesap sorar sorsan gibi ben az hareket önce de ediyorum ama ben aslında senden yorum istiyorum yani. anladım abi. Abi zaten ben az önce yorumumu yaptım. Ben 6 tane ödül töreni yapmış bir insanım. Ulusal anlamda yaptım ben bu ödül törenlerini. Birinde sen geldin, ilkine geldin. Evet. Abi bu hazırlık süreci çok önemli. Ve ben açık söyleyeyim, bak yıllardır organizasyon da yapan bir insanım. Ben gazeteciyim ama organizasyon, tanıtım işleri de yapan bir insanım. 10 gün yeterli bir zaman değil. Ama 30 ekip gün kalabalıksa 30 gün yapsaydılar, 40 gün önceden düşünseydiler, 60 abi gün işte önce hata kollarını sıvasaydılar, 80 gün orada. Hata önce orada. deseydiler, ya böyle bir şey Mesela yok başka bir şey yani. söyleyeyim sana abi. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela Erzurum nüfusunun en yoğun olduğu ilçelerden birisi neresi abi İstanbul'da? Sultanbeyli. Cumartesi günü Sultanbeyli'de de panayır havasında bir Erzurum günü E o da yapıldı. ihanettir dedik. Onu geçen hafta onu da söyledik. Ama abi onlar daha önce almış. E o zaman mesele Sultanbeyli. yok. Bak Erdalcadır. Şimdi şöyle konuşalım. Şöyle bir konuyu bir toparlayalım. Tabii Evet biliyorsun abi. ki bizim de bir saatlik bir vaktimiz var. Bak 15 dakikalık kısmında sen tespitlerini yaptın. Tabii ki senin o insani ve hoşgörüyle bakan yani gözlerine ben kurban olurum. Sen güzel bir insansındır. Sen insanları aslında senin yani genlerin gazetecisin ama iyi bir gazetecisin ama genlerin gazetecilikle böyle çok da uyuşan bir adam değilsin. Sen merhametli bir insansın. Hoşgörülü bir Merhamet var evet. insansın. Doğru. Evet, kötülük olsun istemeyen bir insansın ama ben sana bir doğruları biraz bırak ben biraz konuşayım beni biraz dinle. Tabii abi buyur. Konu şöyle söyleyeyim. Erkon'la bir alıp veremediğimiz yok. Benim bir alıp veremediğim yok. Erkon Başkanı Erzurum'a geldiği zaman biz burada stüdyomuzda ağırladık birlikte. Doğru mu? Doğru. Doğru Ha. abi. Gerekeni Şimdi bak şunu da yaptık. söyleyeyim. Bilmiyorum senin aran nasıldır. Benim aram mesela Ali Murat Başkan'la çok iyi değildir. Bak söylüyorum. Hayır O ben Ali benden Murat... pek az almaz. O Evet. benden pek az almaz. Yani ben de yani böyle biter miyim? Tabii ben de bitmiyorum. Yani ikimizin de bir şeyi var birbirimize karşı. Ben onun farkındayım. Olabilir, olabilir. Şöyle söyleyeyim sana. Senin burada söylemiş olduğun daha önceki programlarda kayıtlar duruyor. YouTube'dan girer, Anadolu Haber'den girer, bakarız. Mustafa Macid'i arıyoruz.
Mustafa Özür Macit'i dilerim günleri ben adamdan. abi Ben git adamdan mesela, özür mesele diliyorum. yok bak burada duruyor kayıtlar. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır ama yiğit bu işi kendi adına yapıyorsa eyvallah. Öyle mi? Her yiğidin Evet. bak bir yoğurt yiyiş tarzı vardır, saygı duyarım. Ama yiğit bu yoğurt yeme işini şahsı adına yapıyorsa eyvallah. Ama bir şehir adına, bir şehrin insanının adına, bir şehrin adı adına, kültürü adına, sanatı adına, tanıtımı adına böyle bir şey yapıyorsa, bir yoğurt yiyorsa, affedersin o yoğurdu çapırtatarak, şupırtatarak yemeyecek. 10 gün önceden değil, 40 gün önceden haber verecek. Bu bir. İkincisine gelelim, Erdalcadır. Erzurum günü yapıyoruz. Erzurumlular günü yapıyoruz. Çatı iddiasında olan Ali Murat Alatepe'nin de iddiası oydu. Mustafa Macid'in de iddiası oydu. Mustafa Macid'e ben kurban olayım kardeş. Mustafa Macid'i anıyoruz ve arıyoruz. Adam gelirdi, Erzurum'da kulis yapardı, belediyelere, sivil toplum Tabii örgütlerine, eksiklikler var abi. Evet altyapısını doğru. yapar ve Ben kabul ediyorum. çalışırdı. Aylarca bu işle ilgili çalışma yapardı. Kardeşim sen Erzurumlular günü yapıyorsun. İstanbul'da çatı olduğunu iddia eden sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplama iddiasıyla ortaya çıkan ve Mustafa Macid'in zamanında çok da güzel toparlanma olan Erkon'un başına geliyorsun ama çatı iddiasıyla gelmiş olduğun Erkon'un çatısını da kafamıza yıkıyorsun. Erzurumluluğu da çok çok iyi temsil etmiyorsun, edemiyorsun. Edemediğin ortada. Erdal Codur güzel bakıyor konuya. Erdal Codur sevimli bir adam. Ben sevimsiz bir adamım, güzel de bakmak zorunda değilim. Abi şimdi şu Daha var, hani şunu bak söyleyeyim. Bir Erzurum, Mustafa Macit dönemi. Erkon, ben birçok Erzurum gününe gelmişim. Erkon bir Erzurum günü yaptı, mundar etti bu işi. Bu Ya mundar olma ben de abi hadisesidir. mükemmel bir şey Mükemmel oldu diye olmaz iddiada olma bulunmuyorlar. olmaz 10 üzerinden kardeşim. kaç verirsin de bana? 10 üzerinden 6 veririm Şimdi abi bak. 10 üzerinden 2 de vermiyorum. Sen Erzurumlular günü yapıyorsun. Sivil toplum var mı? Şehirdeki kamu kurum kuruluşları var mı? Şehirdeki belediyeler var mı? Öyle mi? Şehrin Ama basını var mı? Bak müsaade tabii. et. Var mı? Yok. Peki Erzurum'da yok. Erzurum'la ilgili bir gün yapıyorsun. İçinde Erzurum'a dair bulunması gereken çok önemli unsurların birçoğu yok. Kimini sevmiyorsun, kimini dışlıyorsun, kimine vakit bulamıyorsun, kimini razı edemiyorsun. O benim problemim değil. O ben Erzurum günü düzenliyorum diyenin konusu, benim konum değil, o beni ilgilendirmez. Sen bir Erzurum günü yapıyorsun, İstanbul'daki yüzlerce dernek yok. Yüzlerce derneğin başkanı yok. Yüzlerce derneğin katılımı yok. İstanbul'da Erzurumların katılımı yok. Bak şuna da katılmıyorum. Maltepe sahilde yapıyoruz. Kardeşim, Maltepe sahilde yaptığımız etkinliğe başkaları da geliyor. Çünkü sahile gezmeye gidiyor. Senin bu fikrine katılmıyorum. İstanbul'da bir Erzurum günü yapıyoruz. 800 bin Erzurumluyla yapıyoruz kardeşim. Bakar mısın şu resme? Sen demek ki Erkon olarak ve Erkon yönetimi olarak alayını katıyorum, öyle onu bunu hiçbirini ayırmıyorum. Bütün yönetimi dahil ediyorum. Siz Erzurum'u ve Erzurumluluğu bir hakkın temsil edemiyorsunuz. Bir, siz Erzurum'u ve Erzurumluluğu temsil etme iddiasında bulunurken Erzurumlulara ve Erzurumlulara İstanbul'da kendinizi sevdirememişsiniz. Saydıramamışsınız. Bak gayet net konuşuyorum. Peki İstanbul Yenikapı'da Erkon Erzurumlular günü düzenledi. Ali Murat Alatepe başkanlığında. Peki Ali Murat Evet. Alatepe başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olurken Erkon'u siyasete alet edip elini kaldırdığın, Erzurum spor forması verdiğin, birlikte siyasi bir görüntü sergilediğin Bakan Murat Kurum neden gelmedi ki senin etkinliğine?
Hani elini kaldırmıştın? Hani onunla beraberdin? Hani ona Erzurumspor forması vermiştin? Fahri Hemşerilik teklif etmiştin? Hepsi boş kardeşim. O Bak ya şunu söyleyeyim. zaten Şunu söyledim. söyleyeyim Ben kardeşim. kendisine de Siz söyledim abi. Erkon gibi bir kuruluşun içine getirip Ali Murat Alatepe gibi siyasete bulaşmış, siyasetin içinde olan hasbelkader bir yıl belediye başkanlığı yapmış ama ikinci dönemde belediye başkanlığı adayı dahi aday olmuş ama aday olamamış bir ismi getirir Erkon'un başına yerleştirirseniz olacağı budur. Siz Erkon'a getirip siyaseti bulaştırırsanız olacağı budur. Siz Erkon'u çatı kuruluşu adı altında kurmuş olduğunuz Erkon'da bunca yıldır İstanbul'daki bütün dernekleri, vakıfları hepsini bir çatı altında toplayamazsanız olacağı budur. Bakın sana çok samimi bir şey söyleyeyim, Merdalcı'dır. Sakın kırılma bana. Erzurum'da Kevahor köylüleri İstanbul'da bir etkinlik düzenleseydi bundan daha çok katılım olurdu. Erzurum'daki hıyarıyla ünlü Söğütlü köyünün hıyarını tanıtımı için bir etkinlik düzenleseydi bundan daha çok adam katılırdı. Daha çok Erzurumlu gelirdi. Horasan'ın Iğır Bıgır köyü bir etkinlik yapsaydı, Horasanlılar bir etkinlik yapsaydı, İzmir kendi başına bir etkinlik yapsaydı, Hasankale kendi başına bir etkinlik yapsaydı, kısacası Söğütlü köyü hıyarın tanıtımı için bir etkinlik yapsaydı bundan daha çok katılım olurdu. Boş verin Abi. şimdi burada. Olayı Abi soğutmaya şunu söyleyeyim. çalışıyorsunuz. Olayı Hani yani bak soğutmaya şunu söyleyeyim abi. çalışıyorsunuz. İstanbul'daki Müsaadenizle. Erzurumlular olayı soğutmaya çalışıyorsunuz. Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Yok. Olayı geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Hayır, başka bir şey daha Siz söyleyeceğim abi. İstanbul'daki Bak. Erzurumlular siz de suçlusunuz. Siz Erzurum'a ve Erzurumluluğa sahip çıkamıyorsunuz İstanbul'da. Yazıklar olsun Abi. size. Abi Net. şimdi şöyle bir şey var. Bak, biz basın anlamında, bak basın anlamında İstanbul'da yaklaşık 10 arkadaşız. Bak, sana yemin ediyorum, biz mesela yani haber konusunda destek olmaya çalıştık Teşekkür ediyoruz. Erkon'a. Ne kadar Yayın güzel. konusunda Biz de olduk, olmadık arkadaşlarına mı? destek Olmadık olmaya mı? Cuma günü buradan Hayır bas hayır. bas bağırmadık mı? Biz bir birlik oluşturduk ama abi şöyle genel pencereden baktığım zaman abi Arnavutköy'de yapıldı. Arnavutköy özellikle Horasanlıların çok yoğun olduğu bir nokta abi patladı. Sultan Gazi doğru düzgün katılım olmadı. Bak Sultanbeyli'nde yapıldı yine hafta sonu. Sultanbeyli Erzurum nüfusunun en fazla olduğu yer orada da aynı. Abi bir sorun var. Bak bunda Ne haklısın. sorun Yeni var? kapıda da Sorun belli. Erdalcodur. Erdalcodur. kapılmaz oldu. Erdalcodur. Erdalcodur. Sorun belli. Birkaç kişi Abi sorun Erzurum şu. Onu derneklerin, söyleyeceğim vakıfların abi. üstüne çökmüş. Abi Çökmüşler, şunu söyleyeceğim. bırakmıyorlar. Abi her şunu söyleyeceğim sana. Abi insanlar tırnak içerisinde ya aynı yüzleri görmekten bıktı artık abi ya. Erkon yönetimiyle beraber istirham ediyorum. Erzurum'dan bir Erzurumlu bir gazeteci, bir esnaf, bir entelektüel, bir aydın olarak buradan sesleniyorum. Erkon'a tüm yönetimiyle beraber başkanı da dahil alayını istifaya davet ediyorum. Size yazıklar olsun. Bak Yapamadınız bunu bir işi, söylüyor lütfen abi. kardeşim, Bak bunu yapamıyorsanız, isteyebilirsin. abi demiş Hayır ki, bunu isteyebilirsin dersin ki abi. atalarımız Dersin ki demiş ki, bu işi yapamadınız. İster istemez kısa süre içerisinde elinize yüzünüze bulaştırdınız. Biz Erzurum'daki Erzurumlular yapılan işlerden memnun değiliz. Biz sizin istifa etmenizi istiyoruz. Bunu diyebilirsin abi. lütfen Ve bu kardeşim. Çağrına da %100 bak cevap bulacaksındır. Hem de yakın zamanda Lütfen bulacaksındır. lütfen Bak şunu kardeşim. söyleyeyim. Lütfen Aralık hemen ayında hemen 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 şimdi derhal acilen ivedilikte dere kap. ama Ağzınıza abi bak gözünüze şimdi bulaştırdınız. başkan değişti, yönetim değişti diyelim ki. Peki
Başkası geldi. Yönetimi kurdu. Zihniyet değişmedikten sonra abi Kardeşim, yine bak kalmıyor mu? kardeşim, bak canım Olmaz kardeşim, abi. güzel kardeşim, Bak abi, ben güzel. sana bir şey söyleyeyim mi? Kim gibi bir adam olacak Erkon'un başında? Bak bana göre. Ben isterim mesela. Hüseyin Güneş gibi bir adam isterim ben ya. Lütfen gelsin. Bekliyoruz Hüseyin Güneş'i. Vallahi Yakışır. Hüseyin Güneş gibi bir adam Yakışır, isterim. yakışır lütfen. Şahsıoğlu, Murat Başkan gibi bir adam isterim. Hayır Bak Murat. bunu yapıyor. Hayır. Ben bir yorum yaparım sana. Murat Şahsıvaroğlu gibi birini Ama istemiyoruz. Ama Hüseyin Güneş gibi birini istiyoruz. Murat ama Şahsıvaroğlu Kadıköy şimdi Erzurumlar 10 gün Vakfı'nda ne içerisinde yaptı? hayır 10 gün içerisinde yapılan etkinliği niye çok gömmüyorum ben? Abi iyi niyet olduğunu ben görüyorum orada. Yani şundan dolayı bir şeyler yapılmak istendi, iyi Abi niyetle beni yapılmak istendi. ilgilendirmez senin iyi Ama niyetin. Abi senin iyi olmadı. niyet, abi senin iyi niyetin beni ilgilendirmez. Bazı kurumlar ve kuruluşlar ve birimler vardır ki kişilerin iyi niyetlerinin olup olmamasına kurban edilemez. Sadece protokol için gelenlerle orayı dolduramayız. Yani Erzurumlular oraya gelecek. 800 bin Erzurumlunun 50 bin tanesi kalkıp oraya gelseydi böyle bir şey konuşamazdık. Bize de birileri kalkır derdi ki fazla konuşmayın, ileri geri konuşmayın, Erzurumluluğa zarar veriyorsunuz. Şimdi burada etkinlik yapmışız. Cuma boş, Perşembe boş, Cuma boş, Cumartesi boş. Cumartesi protokolle beraber biraz kalabalık olmuş. Pazar günü boş, etkinliğe gelen esnaf mutsuz. Erzurumluluğu, Erzurumluluk bilincini, Erzurumluluk kültürünü, Erzurumluluk dayanışmasını mundar etmişsiniz İstanbul'da.